Abla. Hello. Ya abla. Ne oldu, ne oldu? Anlatsana. Restoranda herkesi oyaladım. Hasan Ali de öldü numarasını yutturdu. Büyük ihtimalle şu anda Şahika eşyalarını topluyor. Yalnız abla. Tamam, iyi, güzel de. Bana bak. Şahika bu işte bizim parmağımız olduğunu anlarsa biteriz, biliyorsun değil mi? Bak bu sefer zehirle falan uğraşmaz. Bizi direkt zindanlara atar, aç kurtlara yem eder. Canner bilmeyecek. Hasan Ali bana söz verdi. Sen de ona güvendin yani, öyle mi? Yani tam olarak değil. Ama bir anlaşma yaptık. Peki Hasan Ali öldüğünü bu Şahika yılanına nasıl inandırdı? Son derece gerçekçi bir plan yaptık Caner'cim. Ya yani Hasan Ali de sana uydu ya. Pes diyorum, başka bir şey demiyorum. Hayatım merak etme. Hasan Ali'de o potansiyel var. Artık Şahika başkan hanım olamayacak. Hasan Ali ile de sen evlenirsin artık, tam olur. Duruma göre bakacağız. Yahu ablacığım, adamın sütten ağzı yanmış. Bırak evlenmeyi, bir kadının 100 metre yakınına bile yaklaşamaz artık. O dediğin sıradan kadınlar için geçerli olabilir tabii ki. Doğru, haklısın. Yalnız bak baştan söyleyeyim. Ben öyle her gün semsekti, gakkuştu, mumbardı falan yiyemem. Benim bünyem narin, midem kaldırmaz. Canım benim ya. Bakarsın Hasan Ali'yi biz vejeteryan yaparız. Yaparsın sen, senden kaçmaz. Kahve? Yes, please. Ben gidiyorum. Uğurlar olsun. Beni çok arayacaksın Hasan Ali. Canım arada bir ölüm korkusunu yaşamak istediğinde sizi arayacağım Şahika Hanım, söz. Görürsün. Selametle. Kim olacak, Hasan Ali Bey'dir. Hasretine dayanamamış, seni görmeye gelmiştir. Şahika. Caner'cim, valizime yardım eder misin lütfen? Ablan evde değil mi? Şahika, hayırdır? Asıl ben sana sorayım, hayırdır? Ne oluyor ya? Valiz falan ne? Gerçekten soruyor musunuz? Şahika, şu an ikimiz de hiçbir şey bilmiyoruz ne olduğuna dair. Hasan Ali beni kapının önüne koydu. Ne? Ben de sizin parmağınız var sanıyordum bu işte. Ama çok inandırıcı şaşırdınız. Şahika, biz seni Hasan Ali'den nasıl ayıralım, söyler misin? Saçmalama Allah aşkına. Aynen. Ayrıca Şahikacığım ne oldu? Anlat, bize güvenebilirsin. Aa, bir dakika, bir dakika. Bu arada valiz filan, sen bir de burada mı kalacaksın? Esas önemli olan soru ablamınki tabii. Yani kendime layık bir yer bulana kadar sizin yanınızda kalırım diye düşündüm. Sizin için bir mahsuru yoksa dedim. Kal tabii canım. Neticede birlikte yaşamışlığımız var, öyle değil mi? Tabii. Ben de öyle düşünmüştüm. Yani Hasan Ali'yi sen uyandırmadın, öyle mi Ender'cim? Okey. Ne için uyandırdığımı da söylesen keşke. Bu sefer fena yakalandım.
Aşkım kesin çok büyük bir olay oldu. Şahika başka türlü babanı terk edecek, bu evi terk edecek mümkün değil. Aynen hayatım, bence de kesin bir şey oldu. Ya ben de Şahika babanı parmağında oynatıyor zannediyordum. Meğerse senin sinsi baban neler planlamış, şutladı. Güzelim işte, benim babam böyledir yani. Sağ gösterip sol vurur valla. Aklıma bir şey daha geliyor. Hı. Acaba Şahika babanı zehirlemeye mi kalktı? Yok artık. Aşkım sen Şahika'yı tanımıyorsun. Bu bütün kocalarını öldürdü. Bizim için yemek neyse onun için zehir o. Nasıl yani? Bu kadın şimdi milleti zehirliyor. Sonra paçayı yırtıyor mu? Olur mu canım öyle şey? Aynen öyle. Bin kere oldu bu. Neyse artık ben babam adına sevindim. Umarım bu konuda artık bir an önce kapanır, hepimiz rahatlarız. Vallahi aşkım keşke bitse. Ama bence her şey daha yeni başlıyor. Yapma ya. E tabii Şahika da bir karşı hamle yapacak. Bunlar böyle. Sen bana sor. Bir dakika, bir dakika. Hasan ailenin olacaklardan önceden mi haberi vardı? Sağ ol Caner'cim. Evin her tarafına kameralar taktırmış manyak. Ruh hastası. Yahu adam canını kurtarmak için evine kamera kurdurmuş. Ruh hastası oluyor. Sen yemeğine zehir koyuyorsun. Normalsin öyle mi ya? Ne konuşuyoruz biz be? Caner'cim Hasan Ali'nin suyu zaten çoktan ısınmıştı. Adam beni hırsızlıkla suçlayıp hapse tıktıracaktı. Ben onu hiç yaşatır mıyım? Şahika adam yaşıyor. Evet. Talihsizlik oldu ki bana hiç olmaz. Neyse şimdi ne olacak peki? Ha? Ne olacak canım? Yine bekar olacak. Hayatının en büyük aşkını yaşamıyordu herhalde, öyle değil mi? Yani ben dul kalmayı tercih ediyorum her zaman. Ya böyle boşanmış olmak, ne bileyim. Ah, illa öldüreceğim diyorsun yani adamı. Yok Caner'cim, tam olarak öyle değil de. Neyse, Ender madem senin bu işte parmağın yok, o zaman Hasan Ali ile benim aramı düzeltmek de sana düşüyor. Yahu adamı öldürmeye çalışırken yakalandın Şahika. Ne diyeceğim ben? Bizimki arada sırada yapar böyle şeyler mi diyeceğim? Allah Allah. Her duruma bir kılıf uyduran sen, konu ben olunca tıkanıyorsun yani. Okey. Vardır aklında bir şey. Onu söyle, onu yapalım. Hı? Değil mi Caner? Düşüneceğim bir şeyler.